Saçma sapan. Yat, dinlen biraz. Ben dün gece duymadım. Yatmaya gideceğim, tamam mı? Sen git dinlen. Ben buradayım. Tamam, sakin ol. Irmak, biliyorum moralin çok bozuk. Hayatın ve geleceğinle ilgili endişelerim var. Ama bu işte yalnız değilsin. Ben de varım. Ne olursa olsun yanında olacağım bu işte, söz veriyorum sana. Bak, o çocuğun hem babası hem bir annesi olacak. Evet, seni anlıyorum, farklı bir hayatı olabilir. Ama maddi manevi her şeye sahip olacak. Olmaz Fırat. Ben bekar anne olamam, çok düşündüm. Çocuğa haksızlık olur. Ben ona bu haksızlığı yapamam. Evet, biliyorum. Ben de böyle düşünüyordum. Ama bir şey oldu. Farklı düşünmeye başladım. Irmak, ne olur yüzüme bak. Gel bu işi ciddi ciddi konuşalım şu an. Sen beni aradığın zaman onu kaybetme ihtimali beni deliye döndürdü. Sanki elimden çocuğumu almışlar gibi hissettim. Benim de böyle bir duygum yoktu. Benim de böyle bir dünyam yoktu. Ama şu an anlıyorum ki o çocuğu istiyorum ben. O çocuğu aldırmayacaksın Irmak. Olmaz Fırat, bak. Yepyeni bir hayatım var. Daha bir hafta önce evlendim. Narine bunu yapamam. Haksızlık olur. Ben kimseye bu haksızlığı yapamam. Benim bu kararı çoktan vermem gerekiyordu. Belki de sana hiç söylememem gerekiyordu. Kendi yoluma devam etmem gerekiyordu. O hormonal altüstlük işte. Niye o gece karşınıza çıkıp bu şekilde bunu söyledim bilmiyorum. Gerçekten özür dilerim. Bebeğim adına da özür dilerim. Her şeyi alt üst ettik. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Gerçekten bitik haldeyim. Sonra konuşalım, tamam mı? Hadi kapatalım konuyu şimdilik lütfen. Dinlenir bak. Ben de seni arayacaktım canım. Fırat'cığım nasılsın? Yolunda mı her şey? Hakikaten düşük tehlikesi var mıymış bebekle ilgili? Ya bir şey yok ki. Ayağını mı ne burkmuş, yani problem yok. Öyle mi? Sadece o kadar mı? O yüzden mi milleti ayağa kaldırmış? Anladım canım. İyi, sevindim iyi olmasına. İşte senin sesin niye bozuk geliyor? Irmak çocuğu alacağım diye tutturdu. Yani çocuğu doğurmayacakmış. Bu konuda kararlı. Yani tamam, sen ne bundan? Buna niye üzülüyorsun anlamadım. Zaten şey değil miydi? Ne demek niye? Anlamıyor musun sen beni Narin? Çocuğu göz göre göre yok etmesine izin mi vereceğim? Çok yorgunum. Seni sonra arayayım mı? Evet. Ne oluyor? Fırat bağırdı bana. Irmak tutturmuş çocuğu aldıracağım diye. Çok üzülmüşmüş, morali çok bozukmuş. Göz göre göre çocuğunu nasıl kıyılırmış gözlerinin önünde. Olacak şey değil, inanamıyorum ya. Ne halleri varsa görsün bunlar, doğursunlar çocuğu. Ben mani olmayayım bunlara. Lan Irmak, sandığımdan daha çakal çıktın. Ama o zannediyor ki deniz yüzünden bir şey yapamam. Geberteceğim, haberi yok. Ben bu iş nereye gidiyor biliyorum artık. Ay yok, vallahi çekemem. Tamam yeter, benim sabrım kalmadı, çekemem. Öyle değil Narin, öyle değil. Şimdi ne olursa olsun orada bir yerde bir çocuk var. Fırat'ın çocuğu. Yani tamam anası danası umurumuzda değil ama bu çocuk var mı? Var. Var, ne yapalım, var. Adamın ilk çocuğu, kafası karışık. Ya sen bir kadın olarak kocana sahip çıksana. Kocanın arkasında dursana. Ya biz erkekler bu tip durumlarda ne yapacağımızı bilemeyiz. Ya eski Fırat olsaydı ne olacaktı? Vallahi bilmiyorum ne olacaktı. Belki de daha iyi olacaktı. Narin, senin sevgin sayesinde
Fırat'ın içinden bambaşka bir adam çıktı. Merhametli, düşünceli, sorumluluk sahibi bir adam oldu. Büyü artık sende. Onun hayat arkadaşı ol. Kocanın yanında dur. Gurur duy onunla. Bir bildiğiniz yok. Sürekli birbirinizi yiyorsunuz. Narin, bir insan evladının vebali var onun boynunda. Hayır Sermet. Onun boynunda ruh hastası bir kadının ilmeği var. Bu işi uzatmanın alemi kalmadı. Sen kaşındırdın bak. Benden günah gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.